Günaydın, geri sayıma hoş geldiniz. Bugün 31 Mayıs Cuma. Hem haftayı tamamlıyoruz hem bir ayı tamamlıyoruz. NTV Ekonomi Müdürü Gökay Otyan'la birlikte bu sabah Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu hocamızı konuk ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Şimdi 9 günlük bir bayram tatiline giriyoruz. Onun öncesinde piyasalarda bir pozitif yönde ayrışma var. Dün 5.86.25'i görmüştü dolar. Şu anda 5.87'lerde. Borsa 90 bin sınırında dünü tamamladı. Gün içi en yüksek seviyeden dünü kapattı. 9 Mayıs'tan beri en yüksek seviye, 3 haftanın en yüksek seviyesi. Yani bir haftada dolar %3,8 geriledi. Borsada %6,4 yükseldi. Bu pozitif ayrışmayı neye borçluyuz hocam? Valla son dönemde ekonomi dışı faktörlerin ekonomi ve finansal piyasaları çok etkilediği bir dönem yaşadık. Bu pozitif ayrışmada da yine onun etkisi öne çıktı gibi görünüyor. Özellikle dış politikada bu S-400 meselesi başta olmak üzere sürecin en azından yani önümüzdeki birkaç hafta içinde değil de bir süre sonra tekrar hani ertelenmesi, bir müzakerenin devam ediyor olması, bu yönde gelen haberler, Sayın Cumhurbaşkanı işte Trump'la görüşmesi, sürecin o anlamda şöyle bir kaygı herhalde vardı. Bir iki hafta önce işte iki hafta içinde karar alınmalı, almalı falan gibi şeylerden başka bir noktaya gitmek, bir süre ötelenmesi en önemli faktör diye düşünüyorum şu aşamada. Onu destekleyen birkaç haber akışı daha da oldu. Tabii sürecin bittiği veya belirsizliğin tam kalktığı anlamına gelmiyor ama piyasalar için bir ay, bir buçuk ay önemli bir süreçtir. Evet. O anlamda bunun fiyatlaması ana faktör diye düşünüyorum. Neden? Yani çok yaşamadığımız veya son zamanlarda böyle bir iyimserlik yaşamadığımız günlerden bir tanesini yaşadık. Güzel, yani piyasanın buna hazır olduğunu gösteriyor. Nasıl ki biz böyle kötüye gittiğimizde herhangi bir haber geldiğinde hiç sorgulamadan böyle böyle bir haber var, doğru mu değil mi? Urra hepimiz satıyor. Böyle bir haber geldiğinde de doğru mu değil mi demeden bu sefer iyiye oynayabiliyorsun. O piyasanın iyimserliğini gösteren bir hava. Bir de şöyle bir şey oluyor. Yani kötüde de oluyor, iyide de oluyor. Erhan Bey satıyor, Erhan Hocam satıyor. Ondan sonra ya diyorsun Erhan Hoca sattığına göre bildiği bir şey vardır. Dur ben de satayım. Öyle oluyor yani piyasa. Dün de psikolojiyi gördüm bir anda. İşte 5 şimdi de bak yine 5.86 oldu. 5.86'ya kadar geriledi. Evet. Yani birbirini tetikleyen unsurlar oluyor. Piyasanın buna hazır oluyor olması ve iyi haberlere hasret kalması bence güzel. Yani iyi haberi daha rahat fiyatlıyor gibi bir havası var. Belki bir de bir şey eklenebilir. Şu anda Türkiye'de cari dengenin artık fazlaya geçtiği bir dönemdeyiz. Yani ekonominin dövize talep yaratmada en önemli unsuru cari açıktır. Turizmin de etkisiyle biz bu günlerden itibaren birkaç ay en azından fazlaya geçtiğimiz bir dönemdeyiz. DTH talebi oldu, yine o görüyoruz ama onu bastıran daha fazla bir döviz arzı da oluyor gibi görünüyor. Kurun zaten aşağı gitme arz talepte bir potansiyeli varken bu haber akışı da onu destekledi muhtemelen evet. Şu anda. Bu arada bugün büyüme açıklanacak saat 10'da. Evet. Birinci çeyrekte %2,5'luk bir daralma beklentisi var. 2019'un tamamı içinde %0,1'lik bir daralma beklentisi olduğunu aktaralım. Pazartesi enflasyon gelecek. Mayıs ayında TÜFE'de %1,3'lük bir artış beklentisi var. Böyle olursa %19,1'lere gelecek enflasyon. Evet. Şey gibi ben de yani o tahminlere ben de katılıyorum. Sizin beklentiniz mi bu yönde? Bir miktar evet geçen senenin son çeyreğine göre azalacak daralma oranı. Çeyreklik bazda evet bir önceki çeyreğe göre büyüyecek ama yıllık bazda daralacak. Tüm öncü göstergeler en çok baktığımız sanayi üretiminden işte eğilim anketlerine kadar bize -2-3 arası bir daralmaya işaret ediyor şu anda. Bir kredi büyümesi çok güçlü oldu ilk çeyrekte. Hani o bir miktar belki -2'nin de altında bir yerlere 2-3'ün 1,5'lar falan yapabilir. Onu göreceğiz. Krediler nasıl yansıma? O da öncü göstergelerden. Evet, o da öncü. Bu dönem biraz o tam net göremediğimiz bir açıda. Dün Merkez'in para ve banka istatistikleri açıklandı. Yabancılar ne yapmış hem dipste hem borsada? Döviz tevdiat hesapları ne durumda? Ve Merkez Bankası'nın rezervlerine ilişkin verileri de birazdan aktaralım. Ama izleyicilerimizden soru ve yorum bekliyoruz. gerisayım@ntv.com.tr e-posta adresimiz. Gündeme dair bir iki başlığı hızlıca hatırlatalım. Bir kere Ankara-Moskova hattında önemli bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Ana gündem İdlib'ti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama var.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejimin İdlib'in güneyinde ağırlıkla sivillere hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçilmesi ve artan göç riskinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de bir an önce ateşkes sağlanması gerektiğini belirtti. Görüşmede Erdoğan, ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediğini ifade etti ve Japonya'daki G20 zirvesinde Putin'le yapacakları görüşmede çalışmaların sonuçlarını değerlendireceklerini belirtti. Trump'tan bir vergi var Meksika'ya. Amerikan Başkanı Trump, yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden Amerika'ya girişini engelleyebilmek için yeni bir adım attı. Trump, Meksika'ya %5 gümrük vergisi koyduklarını açıkladı. Söz konusu verginin her ay %5 daha artırılacağını kaydetti. Meksika'nın yasa dışı göçmenleri durdurması halinde bu verginin kaldırılacağını bildirdi. Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada bu gümrük vergisi yasa dışı göçmen sorunu çözülene kadar kademeli olarak artacak, çözüldüğünde ise kaldırılacak ifadelerini kullandı. Köprü cezalarına af geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden gerçekleşen yasak geçiş cezaları affediliyor. Burada araç teşviki 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılıyor ve birçok kişinin merakla beklediği torba yasa teklifinde yer alıyordu bu maddeler. Dün Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kaçak geçiş yapan 275 bin araca kesilen 310 milyon liralık cezadan vazgeçiliyor. Yasa yürürlüğe girmeden önce kesilen idari para cezaları tebliğ edilmeyecek, edilmiş olsa bile tahsilat yapılmayacak. Daha önce kesilen ve tahsil edilen 3,9 milyon lira ise başvuruda bulunulması halinde hak sahiplerine iade edilecek. Yasayla hurda araçlara yönelik ÖTV indirimi miktarı 10 bin liradan 15 bin liraya çıkacak. Onu da bir kez daha hatırlatalım. Bugün büyüme var dedik. Reuters bir anket yapmış. İlk çeyrekte %2,5'luk daralma tahmini var. Ankette daralma beklentileri %1,7 ile 4,3 arasında yer alıyor. Yılın tamamı içinse tahminler %0,1'lik daralma olacağı yönünde. Türkiye ekonomisi 2018 yılının son çeyreğinde %3 daralmıştı. Geçen yılın tamamında ise %2,6'lık bir büyüme vardı. Bu yılki büyüme hedefi de %2,3'tü. Onu da hatırlatalım. Şimdi piyasalarda pozitif ayrışma dedik. Amerika ile ilişkilere yönelik iyimser beklentiler. Doları dün 5,86'ya indirmişti. Euro da 6,54'e kadar inmişti. Bunlar 5 haftanın en düşük seviyeleri. Şu anda dolar TL 5,87'de, euro 6,56'dan geçiyor. Son bir haftada döviz kurlarındaki düşüşün %4'ü bulduğunu belirtelim. Borsada da bir rally havası hakimdi. Endeks %3,24'lük artışla 3 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Borsada bir haftada %6,5'luk yükseliş var. Küresel çapta ise yükseliş vardı. Amerikan borsaları yükseldi, Avrupa'da yükselişler vardı. Asya bu sabah daha karışık bir tablo ortaya koyuyor. Petrol, Amerika'nın ticaret savaşlarında gerilimin artması ve ABD ham petrol üretiminin tekrar rekor seviyelere yaklaşmasının ardından sert geriledi. Brent petrol bir günde %5,5 gerileyerek 65 dolara indi. Altın fiyatlarının ise Trump'ın Meksika'ya gümrük vergisi tehdidinin ardından güvenli liman arayışıyla yükseldiğini gördük. Ons altın %1 yükseldi. 1293 dolarla 2 haftanın en yükseğine çıktı. İçeride gram altın 245,2 liradan başlıyor yeni güne. Çeyrek altın 401 lira, yarım altın 802 ve tam altın da 1603 liradan yeni güne başlıyor. Şimdi izleyicilerimizden sorular var. Selim Bey mesela diyor ki, Selim Yakar, büyüme desteklenmezse işsizlik artacak, enflasyon düşürülmezse faizler düşmeyecek. Bu sorunu nasıl aşacağız demiş. Yani her şeyi aynı anda başaramıyoruz. Bir önceliklendirme yapmak önemli gibi. Yani hedefi çok fazla hedefe yönelmek yerine belki önceliklendirme yapmak önemli. Enflasyonu düşürmek aslında faizlerin düşmesi. Faizlerin düşmesi de tüketim ve yatırım talebinin artması yoluyla büyümenin daha kalıcı olması için daha öncelikli olmalı diye düşünüyorum. Bir tarafa yöneldiğinizde yani büyüme de hem siyaseten hem de genel anlamda çok kolay olmuyor ama ikisine beraber yöneldiğimiz zaman hem büyümeyi başaralım hem enflasyonu düşürelim çok kolay bir seçim olmuyor. Ama bir iktisatçı olarak düşüneceğim, burada enflasyona öncelik verirsek ama kalıcı ve sürekli düşüşünü hedefleyen bir amaçla gidersek, ki dünyada enflasyonu düşürmek isteyip de düşüremeyen bir ülke örneği yok. Buna inandığımız zaman başarırız. O zaman büyüme ve istihdam sorunu da çözeriz diye düşünüyorum. Var mıdır bir yorum? Yani izleyicilerimiz yani çok soru sormuş bu konuyla ilgili. Mesela diyorlar ki işte halk arasında mesela bazen kötü söylem olduğunda çok kötü ya da çok çok iyi gibi yorumlar yapılıyor. Hangisi, ekonomimiz nerede aslında diye Fatih Bey'in bir sorusu var. Onu da eklemiş. Ne harikayız diyene, ne battık diyene inanma. Yani bir de hep şöyle ricamız oluyor. Yani bizim insanlardan gerçekten böyle
her kötüye, her iyiye atlamamak lazım. Yani sorgulamak lazım. Böyle her haberi biz maalesef böyle hiç yorumlamadan alıp veya her yorumu hiç sentezle, filtreden geçirmeden böyle maalesef fiyatlandırıyoruz yani Türkiye'de. Hep bir tarafa fazla gidiyoruz. Çünkü boşluk bırakılıyor bazı şeylerde de. Yani bir şey yapılıyor, açıklaması olmuyor. O açıklamayı ilk dolduran, ilk yorum yapanın herkesin böyle kabul ettiği bir ortam doğuyor. Yani Erhan Hoca bir şey yazarsa hızlı davranıp bu anlama geliyor dediğinde herkes işte biz de burada bu anlama geliyor, bu anlama geliyor. Yani kimse şey yapmıyor öyle. Ama işte maalesef ondan dolayı kaybediyoruz. Ondan dolayı da hızlı değişiyoruz. Yani o yüzden çok kötümserlik bir yerde işte bir doyum noktasına ulaşıyor. Burada son zamanlarda olduğu gibi. Şimdi fazla iyimser de olmamak lazım. Biraz böyle ayağı yere sağlam basıp her şeyi yorumlarsan çok daha sağlıklı olacak hepimiz açısından. Şimdi para ve banka istatistikleri demiştik. İzleyicilerimize onu aktaralım. 24 Mayıs haftasını biliyoruz dün itibariyle. Evet. 316 milyon dolarlık artış var DTH'larda. 182,6 milyar dolara çıkmış. Bireyler 144 milyon dolarlık satış. Kurumlarda alım yapmış 24 Mayıs haftasında. DTH'lar yılbaşından bu yana toplam 21,55 milyar dolar artmış durumda. Evet, yani bu Mart'dan sonra Nisan'da bir miktar düşüşe geçmişti ama işte, Mayıs'ta özellikle tekrar peş peşe birkaç haftadır arttığını görüyoruz. Fakat artış oranları sınırlı oldu. Mesela Mart ayında haftada 2-3 milyar dolar arttığı da oluyordu. Ama tabii bir yön bize gösterdi bu. Yalnız tabii bu hafta kurdaki hareket, son gelişmeler o talebi de etkileyecektir muhtemelen. Yani kurun yönü, o sentiment, biraz önceki iyimserlik, kötümserlik algısı da çok etkiliyor. Yani aslında tüketici güven endekslerinde de görüyoruz. Hani 2 ay çok sert düşüş, arkasından çok hızlı artış da getiriyor. Yani bir anda iyimserlik, kötümserliğimiz de çok hızlı değişebiliyor. O anlamda kurda da bir şey olabilir, DTH talebinde de. Ama şeyi söylemek istiyorum, yani artış yılın ilk 3 ayında gördüğümüze göre artışın oranı daha sınırlı. Hani bir talep var ama çok böyle coşarak bir talep yok gibi görünüyor şu anda. Hı hı. Yani o anlamda doymuş evet biraz daha evet. Dolar talep edenler. Benim hep savunduğum bir şey vardı. Hani böyle dışarıdan para, IMF falan hep aynı şeyleri söylüyorum. İnsanlar fazla iyimserlik pompalamaya çalıştığımı söylüyor. Ama gerçekten yani Türkiye'nin paraya ihtiyacı yok. Hep söylediğim şu, 182 milyar dolar Türkiye'nin zaten bankalarda sırf sistem içindeki kayıtlı paradan bahsediyoruz. TL'yi falan geçtim yani, evet. Dolar anlamında. Ondan sonra diye 30 milyar dolar. Yani zaten içeride 182 milyar dolar var. Biz bunun güvenini tesis ettikten sonra ki, bak güveni de tesis etme şöyle bir şey, kendi kendine de oluşacak bir şey. Bugün 5.87 biraz daha gevşesin. Bu bir hafta kalsın. Bak bayramda belki şansımız olacak. Bayram sonrası da bir hafta daha böyle bir kalsın piyasalarda. Herkes yavaş yavaş dövizini, herkes derken tabii yani belli bir oranda. 10 milyar ilk etapta bir iki ay içinde bozdurulmaya başlansa bir anda hava o kadar tersine dönecek ki ya geri dönüp bakacaksın. Yani biz boşu boşuna ne diye bu kadar rezervi konuşmuşuz? Neden? Ya bunlar gene kötü olursa gene konuşulur. Evet. Konuşulmaz demiyorum. Ama hani para ihtiyacı bilmem ne, kendi kendini tetikleyen pozitif havaya bir anda girebilirsin. Ondan sonra da bütün bu konuşulan negatif unsurlar da bir anda çöp olabilir. Türkiye'nin öyle bir yapısı var. O yüzden hani böyle bunun biraz daha kalması lazım. Biz bir şey yapmayalım, engellemeyelim. Bu bayram da araya iyi girdi. Eğer bu dış konjonktür de bize bir de yardımcı olursa, bu aralar bir realizasyon dönemi var. O dönemi tekrar piyasaların yurt dışındaki iyiye dönüşünü biz içeride yanlış bir şeyle ıskalamazsak, o zaman hani uzun bir süre bu kötü haberleri biraz da kulak arkası veyahut da halı artı yapabiliriz. Bundan sonra sırf iyi haberlere odaklanabilir piyasalar. Bir şey belki ekleyebilirim orada. Yani şey önemli tabii, burada bunu yaratan nedenler işte ekonomi dışı faktörler falan, haber akışının da tabii bunu desteklemesi tabii, yani lazım. Evet. Evet, o çok doğru. Bulunduğumuz ortamda, aslında içinde bulunduğumuz dönemde döviz arz talebinde cari fazla verdiğimiz bir dönem olduğu için aslında dövizin arz tarafının güçlü olacağı da bir dönem. Yani ekonomi tarafında, haber akışında olumlu haberler sadece yerleşik değil, dışarıdan da yatırımcı çeker. Yani Avrupa Merkez Bankası belki haftaya faiz indirecek. Yani dünyada eksi faizde duran, sıfır faizde duran bir yığın fon var, kaynak var. Böyle biraz hani
haber akışında olumlu olan veya biraz beklentileri iyi olan yere gitmek için de muhtemelen çok ciddi beklenti içinde. O yüzden o kaynağı çekebiliriz ama yani içeride ekonomi politikalarında ve ekonomi dışı haber akışında olumlu, istikrarlı bir seyrede ihtiyacımız var. Peki şimdi bir izleyicimiz demiş ki Serhat Bey, kaç yıl sonra doları tekrar 2-3 bandında görürüz, böyle bir ihtimal var mı demiş. Engin Demir, doların olması gereken değer şu anda kaç diye sormuş. Valla o sorular öyle bir değer pek yok da reel kur endeksinden bakacak olursak hani kurun bu şu noktadan sonra o denli gerilemesi pek kolay değil gibi görünüyor ama TL'nin mevcut seviyesinde bir süre, bu birkaç yılda olabilir, istikrarlı kalması bile zaten o 2-3 dediğimiz rakamlara gelmesi anlamını taşır. Hani bundan sonra kendi bir dengesini bulacak ama çok sert düşüşten ziyade bir yerde istikrar bulup orada uzunca süre gitmesi bizim de içeride gelir artışıyla reel anlamda o kaybı telafi etmemiz. Yani bu senaryo Türkiye'nin hani o istikrarı sağlamasında daha önemli olacak diye düşünüyorum. Peki, reel kurda 72'li seviyelerde. En son geçen Eylül'de en düşük seviyesini görmüştü 62'lerle. Bunun tarihi ortalamalarına bakacak olursak böyle 90'lar falan civarı, hani bu 120'ye de çıkıyor, 60'a da iniyor falan. Hani 90'lar civarı o bir kabaca ortalama için bir referans alınabilir. Yani şu anda Türk lirası reel anlamda da tarihsel ortalamalarda da fazla değer kaybetmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla biraz önce dediğimiz haber akışının olumlu olması ve ekonomide sağlam çıpaların olması durumunda o ortalamalara doğru hareket eder. Hı hı. Şu anda o 70'lerden 90'lara doğru bir hareket elbette olur. Yabancılar 2 ay sonra ilk kez devlet iş borçlanma senedi aldı. 51,2 milyon dolarlık, yine 24 Mayıs haftasından söz ediyoruz. Yani 50 küsür milyon dolar tahvil almış yabancı. Yani yabancının ağırlığı çok düşüktü zaten. %11'lere falan inmişti. Yani artık hani çıkacak bir yeri kalmadı. Bundan sonra yabancı hareketi olacaksa zaten giriş yönünde olacak. Biraz evvel Erhan Hoca'nın da söylediği gibi kendi kendini tetikleyebilecek iyimser havalarda biz hani içerideki bozulmadan bahsediyoruz. Yabancıyı da çekeceğiz. Eğer olursa, yani olacak demiyorum, biz burada şu ana kadar yaptığımız her yorumda hep normal şartlar altında diyoruz. Hep sürpriz haberlerle de karşılaşıyoruz maalesef işte. Ondan dolayı zaten bu noktada oluyoruz ama tahminden daha hızlı bir tetikleyip iyimserliği hızlı bir şekilde yayma ihtimali de oluyor böyle haberlerin. O da belli bir oranda çok iyi olmuyor. Yani hani o duygusal insanlarda da böyle bir anda boşluk, sinirlenme falan bir yararı olmuyor yani bu tarz şeylerin. O dönemde kötü kararlar alabiliyorsun. Burada da öyle oluyor. Keşke hani böyle daha istikrarlı olsa hareket ama en azından bak burada bunları konuşuyor olabiliyoruz. Bir ay öncesinde, iki ay öncesinde bunlar çok fazla konuşulamıyordu. Yani geldiğimiz nokta iyi. Bir de şu da oluyor. Hep böyle yükselecek yükselecek diye dolarda öyle bir konuşulma oluyor, görüşler oluyor. Saygı duyuyorum her türlü görüşe, sonuçta altını dolduruyorsa nedenleriyle beraber. Güzel analizdir, tahminli olabilir. Ama bunu tahmin et insanlar onun peşinde koşuyor. Bir yerden sonra olmayınca da işte onlar da vazgeçiyor. Hani yalancı çoban hikayesi, bu yalan değil, bir görüştür sonuçta. Ama olmayınca ya olmuyor galiba, yükselmiyor diye pozisyon boşaltma da oluyor. Yani hepsi birbirini besleyecek. Dolardaki düşüş bütün bu algıyı bir anda farklı bir şekilde değiştiriyor olacak. Merkez Bankası'nın rezerv verileri de açıklandı. 24 Mayıs haftasında 1,3 milyar dolarlık artış var. 73,1 milyar dolara çıktı. Altın dahil toplam rezervler 93,5 milyar dolar. Yılbaşından beri 1,1 milyar dolar artmış durumda Merkez Bankası'nın rezervleri. Şimdi sorular var enflasyonla da ilgili. Mesela Berk Eren Güler demiş ki Mayıs ayı içindeki sigara zammı enflasyonu ne kadar etkileyecek diye sormuş. Valla şu anda yanlış bir rakam söylemeyeyim ama yani bu 0,2-0,3'ler civarında yani genelde artışların oranı ama şu anda yanlış yani hesapladığım ve kesin bir rakam telaffuz etmek istemiyorum. Yanlış olabilir. Ama ortalamada 0,20-0,30 civarı etkileyebiliyor. Bünyamin Bey diyor ki enflasyonda düşüş bekliyor musunuz pazartesi günü? Ben kendi görüşümü bekliyorum. Hatta şunu da örnek verebilirim. Makroekonomi dersinde her dönem öğrencilerime bir assignment, bir ödev veriyorum.
kendi haneleri için 40-50 ürünlük bir enflasyon sepeti hazırlayıp 3 ay boyunca izliyorlar. Ne çıktı hocam? Bu hafta başında aldım. Yani Mayıs, Nisan'a göre hepsinde düşüyor. Hı. Oranlar farklı, standart sapması var ama hepsinde düşüyor. Yani aylık yükseliş bekleniyor ama yıllık enflasyonun gerilemesini bekliyoruz hocam. Yıllık, yani onlar tabii geçen yıl yapmadığı için ama bir önceki aya göre aylık bazda düşüş var. Hı. Tabii oradaki rakamlara bakınca da yıllık bazda düşürecek gibi görünüyor. Onu söyleyebilirim ama fiyatlar düşüyor gibi. Bir de şeyle destekleyebiliriz onu. Mayıs ayında, yani ay boyunca yaz meyve sebze fiyatlarında bir miktar gerileme gördük. Tüm haftalar fiyat toplanıp ortalamaları alındığı için biraz da onun yansıması olacak. Yani 1.20 civarları, 1.10, 1.30 bu civarlarda bir enflasyon gelebilir. Yıllığı da aşağı çekebilir gibi görünüyor. Mayıs ayı için yine yüksek aslında. Ama Nisan'a göre düşüş göreceğiz sanki. Bizim öğrenciler yanlış hesapladıysa. Ben notları vermedim daha. Pazartesi vereceğim. Çıkacak enflasyona evet. Göre. Pazartesi onlar yakından izleyecek herhalde. Ama sizin öğrenciyseniz, öğrenci deriyse evet. Zaten. Sağ ol. Sorun yoktur. İnşallah doğrudur. Basit, evet. Rahat anlatıyorsunuz. Mayıs geçen sene 1.62 idi. Hatta Temmuz'a kadar bizim baz etkisiyle ciddi anlamda avantajımız olacak. Yani geçen yılki enflasyon oranları çok yüksekti. Baz, onu kastediyorum. Onlar seriden çıkacak, yenisi girecek. Tütün mesela, yani sen de biliyorsun, parça parça zaman içine yayılarak enflasyon. Yani evet. Bir anda etkilememesi de güzel. Yani o nasıl yapılıyor bilmiyorum ama parça parça oldu. Çünkü bir anda olursa ya enflasyon da gitti diyecek insanlar. O algıyı da öyle yönetilmiş oldu veyahut da yönetiliyor mu, öyle bir denk geliyor bilmiyorum ama yavaş yavaş böyle düştüğünü göreceğiz. Belki şeyde çok daha sert göreceğiz. Eylül'de, Ağustos, Eylül'de. Eylül'de çok %6 civarı. O çıkınca endeksten. 6,30 geçen sene. Yani o çıkınca sert düşüş göreceğiz. Öyle kademeli yediriliyor olması da güzel. Çünkü tütünün kademeli olması şu açıdan en önemlisi. Kiradan sonra enflasyon kalemindeki en etkili kalem. Tütün kalemi. Evet. Evet, yavaş yavaş reklama doğru da gideceğiz. Çok da soru var. İzleyicilerimize teşekkür ederiz soru ve yorumlar için. gerisayım@ntv.com.tr e-posta adresimiz. Onu bir kez daha hatırlatmış olalım. Evet, reklam arasına gitmeden ben de kendimle ilgili o zaman bir duyuru yapayım. Bugün itibariyle, yani şimdi 19 yıldır buradayım. Tabii hani böyle çok kelimelerle böyle kolay anlatılabilecek bir şey değil. Çünkü çok dramatize de etmek istemiyorum. Ama yuvam dediğim bir yerden hani... bugün itibariyle son veriyorum. Şöyle başka bir yerde başlayacağım ama televizyon değil, gene iletişim. O zamanı gelince açıklanır her neyse ama bana kattığı için her şey, yani çok şey yaşadım burada. Neyse çok fazla uzatmayayım valla. Yuvam diyorum, daha kısası yok valla ama gene de ilişkilerimiz burada devam edecek. Çok kaliteli, çok harika bir yerde çalıştım. Herkesin hayali böyle bir yerdir herhalde ama gene çok seveceğimi düşündüğüm bir yere geçeceğim. Valla bizim açımızdan da çok kolay bir gün değil yani açıkçası. NTV Ekonomi Servisi olarak biz de müdürümüze veda ediyoruz. Her şeyin ötesinde bir can dostsun yani bizim için. O yüzden her ne iş yaparsan yap zaten elinden gelen en iyisini yapacağına ve çok da başarılı olacağına eminiz. Yolun açık olsun. Gökay Otyam. Ben de aynı duygularla. Yok kesinlikle. Ben de yıllardır sayısız yayınlar yaptık ama yok. Sağ olun hocam. Her türlü desteğiniz için sağ olun. Çok keyifli oldu. Bundan reklam arasına gidelim. Evet, inşallah. Bayağı duygusal. Her şey güzel olsun. Peki, bir reklama gidiyoruz. Geri sayımda borsanın açılışına geri sayacağız. Dün güçlü bir yükseliş vardı borsa tarafında. Bugün nasıl bir gün olacak? Aslında pazartesi de yarım gün açık tabii piyasalar. Bir yandan hani son gün diyemeyiz tatil öncesi ama ne dersiniz hocam? Yani şu andaki hani kur dövizdeki hareket sanıyorum bir miktar hani aşağı yönlü mü hareket var, yukarı mı? Döviz de orayı belirleyecektir ama bayrama giderken herhalde biraz daha yükselişte gider gibi. Büyüme rakamı gelince belki beklentinin altında üstünde bir saat 10'da bir hafif tepkisi olabilir ama genel olarak yani bugün, dün yani bu haftaki hava bir miktar daha yukarı gidecek gibi görünüyor. Çünkü orada da yani fiyatlamayı etkileyen unsurlarda pozitif veriler daha fazla gibi şu anda. Piyasalarda yaz nasıl geçecek demiş Yener Atılgan sormuş. Uzun süre vallahi. Yani kestirmek kolay değil tabii hani gündeme bağlı. Gene biz böyle sallanıp duracağız. Akıntı nereye götürüyorsa kayaya çarpmayalım yeter. Ardından zaten güzel sakin bir sulara gideceğiz.
tepki verir mi yani bu kadar yükselişe bir realizasyon? Ona bakacaksın. Yani realizasyonun ne kadar karşılanıp karşılanmayacağını göreceğiz. O da piyasaların hani önümüzdeki günlerine ilişkin. Şu an daha bir gözlem dönemindeyiz ama bir iyimser havanın yayıldığını görüyorsun. Yani ekonomi dışı gündem yaz ayları için yine belirleyici olmaya devam edecek ama çok sıcak yaşadığımız için muhtemelen yani en azından bir kısmında bir azalma beklemek daha gerçekçi olabilir gibi görünüyor. Ama çok da hani o tansiyon düşecektir ama tamamen de belki yok olmayacak yani hani konuştuğumuz evet. Konular. Bu arada izleyicilerimizden tabii çok sayıda mesaj geldi. Geliyor mu? İster istemez. Yokayotyama iyi dileklerini iletiyorlar. Buradan iletmiş olalım. Ramazan Bey, ekonomiyle ilgisi olmayanın bile anlayabileceği şekilde halk tabiriyle bize ekonomiyi anlatan. Hiç okunma Berfu sağ olsunlar. Severek biz izlediğimiz Gökayotyama. Bize sabrettilerse bir şey yanlış bir şey de söyledik. Affola. Bahadır Bey, Mehmet Bey, Eyüp Bey, Servet Bey, Recep Bey böyle bir dizi sorun ve yorum var. Onları da biz iletmiş olalım bir kez daha. Katılıyoruz yani o... Yayınım komikti ya yani. Evet aslında bir onu bir dinleyebilir miyim? 97 yılında böyle şey olmuştu. Kanal E vardı o dönemde işte CNBC'nin öncesinde. Hani gayet rahat bir aracı kurumdan geldim falan bekliyoruz. Bir gün dediler Gökay yayına çıktım. Hani gayet rahat bir şekilde çıkıyorum. O zaman interkom yoktu. Oradan yönetmenle konuşamıyorsun. Kameraman bana başladı saymaya. Abi geliyorlar dedi. 10, 9, 8... Bir anda böyle atmaya dedim ne yapıyorsun durduk yere beni heyecanlandırma diye. Onu hiç unutmam yani. İlk yayınım öyle başladı. İlk yayın vallahi. 22 yıl oldu demek yani. Vallahi olmuş demek ki yani. NTV'de de zaten 20 küsur yıl oldu. Peki evet. 90 bin sınırında borsa yeni güne başlayacak birazdan. Borsanın açılışını bekliyoruz. Doları izlemeyi sürdürüyoruz. 5.86'ları dün görmüştü en düşük. Şu anda 5.88'lerde. Tabii Haziran gündemi yoğun. Yani biz belki Haziran'ın ilk haftasına enflasyonla başlayacağız. O hafta işte tatil haftası olacak ama sonrasında seçime geri saymaya başlayacağız. O nedenle hani gündemin kritikleştiği bir süreç bizi bekleyecek herhalde Haziran ayında değil mi? Doğru tabii. Her zaman seçimlerin yaklaştığı dönemler ister istemez şeyi arttırır. Belki bazı anket sonuçları gelecek, piyasa için onların yorumları olacak falan ama seçim öncesi bir hareketlenme olur. Genelde seçim sonuçlarını kestirdiği zaman piyasalarda hani hareketler birazdan netleşir. Hani öyle bir durum olursa belki onu görebiliriz. Ama bayramdan sonraki bir iki hafta evet hareketli, oynaklı olabilecek de bir hafta gibi görünüyor ama inşallah hem iç siyasette evet. Hem dış politikada daha sakin bir döneme gireriz. Borsa açıldı bu arada. Yatay bir açılış var. Hafif eksi de dünkü güçlü yükseliş sonrası zaten bir haftadır %6'nın üzerinde bir yükseliş vardı borsada. Biz yeni güne böyle başladık. Soru ve yorumlar için izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ile birlikteydik. Çok teşekkürler hocam. Ben de çok teşekkür ederim. Sevgili Gökay Otyam bir kez daha yolun. 12.30'da buradayım yine. Mustafa Aşkın. Ama bizle son ben de aynı dilekleri paylaşıyorum. Başarılar, hayırlı olsun. Yeni kariyer.